kendimi suçlu hissediyorum yani. Bakın buradaki ağaç şimdi şu an iğneleri bazı yerlerde kahverengi bu parazitlerden, çünkü döktükleri yer, pislikleri her zaman böyle. Bütün gece yiyoruz, selamız da okuyor onu. Ondan sonra kuru kuru, kuruduktan sonra atıyoruz buraya. Aa, ne başlamış, daha önce çekimlerim var. Bu ağaç yemyeşildi. Yemyeşildi, atıyoruz buraya. Bunu gizleyecek değilim yani. Buraya atıyorum. Çünkü rüzgar belki önler, düşünüyorum böyle duvardan yayılmasını. Fakat ağaca yaptığı şey belli. Yemyeşildi o ağaç. Ağaca neler yaptıkları belli bu parazitlerin. Daha önce bir videom var. Yemyeşil diyor. Bakın kendi önleri yemyeşil. Bakın arkasındaki ağaç. Buraya o yemyeşil. Buraya kaç tane pislik attım ben? Yani toplam 5-6 tane ağaç çürümeye başlıyor yaprakları. Hiç dökülmemesi gereken iğne yaprakları. Aynı burada yaptırdıkları yer gibi. Kahverengi çürümeye başlıyor. Her zaman pislikleri yaptıkları yer çürüyor. Sonra da İnsanlar bu yediği parazitlerden, iç hastalıklarından, kanserlerden, dünyanın bir numaralı katili sineklerin saldığı hastalıklardan böyle silahlar okutuyor. Babasıymış. İhtiyardır o. Hastalıktan öldü. Hiçbiri yatağında yaşlılıktan öldüğünü zannetmiyorum ben. İsteyen araştırsın. Tümü hastalıktan ölmüştür. Ya kalpten, ya diyaliz, ya kanser, ya bir şey. Tümü hastalıktan ölüyor. Kitabımızda yazdığı gibi yaşlanıyor, sonra tekrar çocuk haline dönmüyorlar yani. Çocuk gibi davranmıyorlar. Ondan önce ölüyorlar. Kimse Allah'ın yazdığı sınıra ulaşamıyor. Hepsi böyle bok yoluna gidiyor.